Dilerseniz siz de alabilirim. Çünkü incir konuşacağız. Bugün incirli bir salatamız var. Hocamız da bize inciri anlatacak. Söz sende Nurcuğum. Ben önce salata mı yapayım hocam yoksa? Bence şu incirden ne yapacağım bir onu söyle bize. Evet. Sonra biz de incirden neler yapılabilir? Biz ne yapabiliriz onu söyleyelim. Tamam hocam. Şimdi rokalı incirli bir salata yapacağız. Cevizlerimi çok azıcık kavurdum. Kavurmak zorunda da değiliz. Daha da güzel oluyor ama hafif kavurunca. Evet hafif kavurunca çok güzel oluyor. Şöyle birazcık zeytinyağı, nar ekşisi. Nar ekşisi yerine işte birazcık balzamik ve bal da eklenebilir. Evde ne varsa. Azıcık tuz ve karabiberle. Şöyle bir sos şöyle hazırladım. Güzel bir sos hazırlıyorum. Çok pratik ve keyifli bir salata. Bunu güzelce şimdi rokalarımla harmanlayacağım. Güzelce her yerine yedirdikten sonra üzerine şöyle salatalık soyacağıyla birazcık ben parmesan ekliyorum. Onun yerine evde ne peynir varsa olabilir. Tulum peyniri çok yakışır. Eski kaşar yakışır. Bugün burada parmesan vardı. Ben de çok yakıştırıyorum. O yüzden ona ekliyorum. En son tabağı aldıktan sonra da üzerine güzel güzel cevizlerimi ve incirlerimi koyacağım. Şöyle göstereyim isterseniz hemen de. Tamam. Evet, salatamız neredeyse hazır. Hazır. Aman evet. Efendim, sunum önemli. Sunum çok çok önemli. Evet, sunumu da gösterelim. Böyle daha da tatlı oldu. Yarısı işin sunum. Hocam? Bana göre yarısı. Evet, yani sunumdaki ambiyans... Sofradaki ambiyansla birleştiği zaman kesinlikle gıdanın yarısını oluşturuyor. Kesinlikle. Çünkü beslenirken sadece midemizi, bedenimizi beslemiyoruz. Evet. Ruhumuzu da besliyoruz. Değil mi? Şunun ki bir kasede evet oluşuyla bir tabakta evet oluşu arasında ne bu kadar? Bu çok güçlü bir kemik salatası. Bunun adına sen kemik salatası diyebilirsin sevgili ağacımız. Niye? Tamam hocam. Niye? Çünkü bu salatanın içerisinde çok ciddi oranda kalsiyum var. Kalsiyumun birinci kaynağı sürpriz gibi gelmesin size incir. Geldi. Evet. 100 gram sürpriz geldi. Evet. 100 gram incir yediğiniz zaman günlük toplam kalsiyum ve magnezyum ihtiyacınızın beni dikkatle dinlesin izleyenler %20'sine yakınını karşılarsınız. Müthiş. Günlük demir ihtiyacınızın ve günlük tekrar söylüyorum çinko ihtiyacınızın da %30'una yakınını karşılarsınız. Saydık, 100 gram incirle. Evet. Peki şimdi demeyecekler mi hocam? Hem kalsiyumu hem magnezyumu hem çinkoyu evet birlikte kazandınız. Demir de eklediniz. Bu salatanın içerisine bir de siz hızınızı alamayıp cevizi eklerseniz o daha çok güçlü bir kemik dostu haline gelir. Ve hele hele içerisinde roka varsa çünkü roka muazzam bir polifenol, muazzam bir antioksidan ama aynı zamanda güçlü bir kalsiyum kaynağı. Ancak şu incir meselesini ben bugün biraz açmak istiyorum. Hı. Şöyle bir incirin kesitinin bir tanesini al eline istersen. Şu dörtte kesilmiş bir tanesini al. Kabuğuyla beraber. Şimdi bu elinde tuttuğun şey resmen bir doğal eczane. Neden? Bir doğal eczane. Dıştan içe doğru gidelim. Dışta o gördüğün siyah incirde muazzam bir mor güç var. Ne diyorduk Çağla? Beynini mor art, evet, belleğini koru. Koru. Çünkü antosiyanidin dediğimiz bu mor maddeler, kırmızı mor maddeler işte üzümün kabuğunda var. Fındığın dışındaki o kırmızı kısım, bademin dışındaki kırmızı kısım, yer fıstığının dışındaki kırmızı kısım, o da resveratrol. Bunların hepsi inanılmaz güçlü polifenolik maddeler. Ama üzümün bir başka marifeti içindeki çekirdekler. Bizim çok önem verdiğimiz bir çekirdek meselesi var. Sidoloji diyoruz buna. Bu sidolojinin de çiğnenebilir çekirdek kısmı ağzında muazzam. Nerede var çiğnenebilir çekirdek? İncirde var. Çilekte var. Bir de narda var. Nardaki olağanüstü. Bir gün evet onu da konuşalım. Evet. Bir incirde rakamı tam bilmiyorum ama minimum 1000'in üstünde çiğnenebilir çekirdek var. Evet, yani evet tohum var. Yani B vitamini yüklü, magnezyum yüklü, kalsiyum yüklü, çok ciddi miktarda kafeik asit, elajik asit, çok klorojenik asit, çok güçlü bir yapılanma var. Ama bana göre en önemli özelliklerinden biri de incirin kabızlığa karşı ki şu anda toplumun en büyük sorunlarından, 50 yaş üstünün en yaygın problemlerinden biri, en büyük dostu olması. O da Akdeniz mutfağından bir mucizesiyle birleşirse, zeytinyağıyla evde ev usulü bir kabızlık ilacını kendiniz yapabilirsiniz. Buyurun yapalım mı hocam? Memnuniyetle. Bir kavanoz aldın. Evet. Kavanozun içerisine
kuru incir taneleri olsa daha iyi. Yaş incir de koyabilirsin, hiç mahsuru yok. İncir bol miktarda koydun. Hocam kabuğuyla mı kabuksuz mu? Hiç fark etmez. De. Hepsi olur. Hepsi olur. İnciri mümkün olduğu kadar kabuğuyla tüketin. Evet. İyicene yıkadıktan sonra tabii. Çünkü o dışındaki kabuk kısmında ve içindeki kadar ama aynı zamanda bol miktarda antioksidan madde var. Üzerine o koyduğunuz miktarı örtecek kadar bir zeytinyağı ekleyin. O sabaha kadar olmaz evet, tabii. Öyle. Evet, evet bravo. Ekleyin. Gayet güzel. Evet. Buzdolabına bunu yerleştirin. Evet. Kalsın orada birkaç gün, en fazla iki gün, bir gün, iki gün. Ondan sonra ondan ezerek de yiyebilirsiniz. Yoğurtla karıştırarak da yiyebilirsiniz. Eğer kabızlığınız çok şiddetliyse bu ezintiden bir yemek kaşığı, iki yemek kaşığı yoğurda koyarsınız. Hı hı. İlaveten üzerine bir tatlı kaşığı kadar üzüm, pardon affedersiniz, keten tohumu öğüterek ekleyebilirsiniz. Muazzam olur. Dolayısıyla siz kabızlık için gidip bağırsağınızı neredeyse sopalayarak, sopalayarak, neredeyse dayak atarak boşalmaya zorlayan kimyasallar yerine doğal yoldan bağırsağınızı boşaltan bir ev yapımı kabızlık ilacını üretebilirsiniz. Çünkü harika. İncirdeki sorbitol bir tür şekerdir ama şeker dediğimiz anlamda kalori veren bir şeker değildir. Bağırsakta parçalanır ve bağırsağı hızlandırır. Erikte de var. Mesela bunun içerisinde kuru erik veya yaş erik de ekleyebilirsiniz. Erik artı incir karışımı daha mucize bir sonuç size verir. Yani doğadaki çoğu şey çağla. Aslında geleneksel tıbbı böyle çok pas geçmemek lazım. Biraz önce konuştuk. İşte aşıyı savunanlar küreselciler, geleneksel tıbbı savunanlar zerdeçalcılar. Öyle basit bir iş değil bu. En doğru savunma biçimi, çok güzel bir laftır o. Genelde küresel düşün ama yerelde geleneksel düşün. Geleneklerinden vazgeçme ama medeni tıbbın, modern tıbbın, bilimin sana koyduğu alternatiflerden de istifade etmeyi bil. Ben o nedenle kimse kabızlık deyince hemen bir kabızlık kapı yazmaya ikna edemez. Yazma. Bunları yap gel kardeşim. Ondan olmuyorsa sonra konuşalım. Olmadı probiyotik ekleyelim ona. Yine. Probiyotik de önemli bir çözüm. Yine bir çok çözüm var. Çare, kimyasallar. Peki. Evet. Burayı bir sanki laboratuvara çevirdik. Hocam salatam daha kıymetlendi sayenizde. Çok. Teşekkür ederim. Kemik salatası. Kemik dostu bir salata. Evet. İncir şekerli midir peki hocam? Evet. Yani kilo yapar mı çok bir tek, tükettiğimizde? Bir de çok güzel söyledin. Her güzelin bir kusuru var. Evet. İncirin de kusuru kalorisi. Orta boy bir incir 50 kalori. Kilo sorunu olanlar tüketirken dikkat etsin ama hanginiz diyet yaparken 100 kalorilik kaçamak yapmıyorsunuz? Eğer öyle bir kaçamak yapacaksanız o kaçamağı incirden yana kullanın. Gayet güzel. Ve saymakla bitmez. Faydalarından yararlanın diyor. Kesinlikle. Yani, teşekkür ederim. Peki Profesör Doktor Osman Mühtoğlu. Mücver dediğinde tost makinesinde yapacağız. Çok evet. Biraz da içine koyduğum işte beyaz peynir, kırmızı biberle hoş bir tatlılık geliyor. Bunu eşim yediği zaman mücveri azam dedi. Ben onun için mücveri öyle azam mı? Evet öyle isim takdim. Nasıl bir şey yiyeceğiz çok merak ettim gerçekten. Peki. Kızartmadan yapacağız tabii ki. Evet daha ben de mücveri tercih etmeme sebebim genellikle kızartma olması. İşte o kızartmayacağımız için de birazcık içine lezzet versin diye işte tatlı biber, beyaz peynir onları falan koydum. Kapya biberlerimi küp küp kestim. Şöyle birazcık mısır unu. Şöyle bir şey benim makinem waffle makinesi şeklinde. Böyle tabii daha da güzel çıkıyor şekli. Şekil olarak değil mi? Ama eğer evde yoksa böyle hani pancake döker gibi yuvarlak normal döksek tost makinesine de dökülse de olur. Ben birazcık tam buğday unu, birazcık da mısır unu koydum içerisine. Dereotumuzu veriyoruz. Çünkü çok yakışıyor. Çok yakışıyor ve? Ve yumurtamızı. İki büyük yumurta olur, üç küçük yumurta olur biraz büyüklüğüne göre. Güzelce bunu karıştırıyorum. Zeytinyağımı da ekliyorum tabii ki. Zeytinyağı birazcık hani kızartmayacağımız için içerisine koyuyoruz. Evet bolca da koyabiliriz. Daha sonra da çiğ yiyesim var şu an. Evet güzel de kokuyor dereotu dolunca. Daha sonra da tost makinesine döküp pişiriyoruz. Hepsi bu. Sen o bütün kalıbı kalıp gibi koyacaksın değil mi oraya? Kalıp gibi koyacağım. Kare kare çıkartacağım. Eğer içine peynir koymasaydım sarımsaklı yoğurtla servis ederdim. Bugünkü konumuza da daha uygun olurdu. Peynir, ama peynir koyduğum için. O da çok yakışır. Evet o da kabağa çok yakışıyor. Şu an her şey çok yakışıyor. Bu şekilde pişireceğim. Koyar mısın görelim? Tabii ki. Makinemize. Şöyle hafif çevirebilir miyim müsaade edersen yakmayalım. Şöyle çevirelim. İzleyenlerimiz de görsün. Eğer dedi şey yoksa waffle makinemiz yoksa hani şekilli olmasa gerek yok diyorsa yuvarlak pancake şeklinde de koyabiliriz.
Şöyle güzelce yerleştirelim. Fırında da olur aslında ama bu çok pratik olmuş. Tabii bu daha pratik oluyor. İçinde evde pişmesini ben... istediğimiz çok bir şey yok yani. Kabak şöyle bir örsün yeter. Evet. Hani waffle makinesi kullanılmıyorsa bir de araya böyle bir fırın kağıdı da konunca temizlemesi de çok daha pratik oluyor o şekilde. Evet doğru. Fırına göre daha pratik oluyor. Vay 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 çok güzel ya. Pişince güzel. Gösteririz artık. Tamam nasıl anlaştık. Herhalde bir 10 dakika içerisinde 5-10 dakika içerisinde. Tabii tabii. Maksimum hemen olacak. Pişecek şimdi peki. Bunlar. Ellerine sağlık. Teşekkürler. Yanımdan pek daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.